benim kendi çocuğum için zamanında hem kendi laflarım hem yani sağdan soldan böyle beğenip de not ettiğim bazı tavsiyelerim var. Hemen kısaca gençlere bunları paylaşayım. İyi ve şerefli bir hayat yaşayın. Yaşlandığınızda ve dönüp geçmişe baktığınızda ikinci kez keyif alın. Sevgisiz güç bizi zorba ve despot yapar. Sevgi dolu bir ev hayatınızın temelidir. Sakin, düzenli bir ev yaratmak için elinizden geleni yapın. Kimle evleneceğin kararına hayatta verilen en önemli karar olduğunu unutmayın. Bunlar tavsiyeler, ben de uyanmadım işte şekil ağdaki gibi ama yani evlenmeden önce en az 6 ay nişanlı kalın. Çocuğuna küçük şeylerden zevk almasını öğreten ona büyük bir servet vermiş olur. Başarınızı ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğinizi de yargılayın. Başarıya giden bir asansör olmadığını ve tırmanmak gerektiğini unutmayın. Merdivenlerden çıkarken akıtmadığın ter inerken gözyaşı olarak döner. Hayatı gereğinden fazla ciddi almayın. Hani bu benim üniversitede uygulayamadığım tavsiye. Geniş ve rahat olun. Ölümün dışında hiçbir şey göründüğü kadar önemli ve acil değildir. Ne zaman kaybederiz? Düştüğünüzde değil, pes ettiğinizde. Bu, bir de şunu söyleyeyim hani böyle tavsiyelerde. Ben üniversitede, hani iş hayatında hani dedin ya bana hayaller filan. Bir kere hata yapmaktan korkmayın. Ben çok hata yaptım. Ama benim diğer iş adamlarından ya da başarısız iş adamlarından ya da hayallerine ulaşamayan iş adamlarından ayıran en büyük özelliğim ben derslerimden, hatalarımdan kendime ders çıkardım. Bu çok bence benim belki de en büyük avantajım. Siz de bunu yapın. Yani hata yapmaktan kesinlikle korkmayın. Hata yaptığınız zaman da tekrarlanmamaya bakın. Kendinizi lehinize çevirin. Kaybettiğinizde aldığınız dersi kaybetmeyin. İyi kalpli olmanın mükemmel olmaktan daha önemli olduğunu unutmayın. En mutlu insanlar her zaman her şeyin en iyisine sahip olan insanlar değildir. En mutlu insanlar karşılığına çıkan güzel şeylerin değerini bilen insanlardır. Yılda bir kez daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gidin. Bugünkü her üzüntünün ve her acının yarınki mutluluğu hazırladığını unutmayın. İyi bir adam gördüğünüzde onu taklit edin. Kötü bir adam gördüğünüzde onun kusurlarını kendinize arayın. Sevdiğiniz insanı yalnızca onun duyabileceği şekilde eleştirin. Övgünüzü ise tüm dünya duysun. Unutmayın. Paranızı gereksiz şeylere harcamak yerine gerçekten ihtiyacı olanlar için harcayın. Paranın her şeyi yapabileceğine inananlar, para için her şeyi yapabilecek insanlar.